Herkese merhaba. Kanalın 18 olması lazım. 18. videosundan. Bugün turnuvanın orta aşamalarında bir tane elimiz var. Çok dip değiliz. Kaçız? 48-47 Big Blind civarıyız. Kağıtlar dağıtılsın bakalım. Queen Queen var elimizde. Small Blind'dayız. Lag bir arkadaş var UTG 1'de. 2.75'i açıyor. Bunun raise'ine early position raise'ıra. Buradaki de arkadaş tag diye yazmayı unutmuşum. Tight agresif arkadaş. 7.30'da karşılık veriyor. Evet. Bu fold diyor. Bu da fold diyor. Bu arkadaş cutoff fold diyor. Bu ton fold diyor. Sıra bizde. Şimdi siz olsaydınız ne yapardınız arkadaşlar? Sorayım size. Çünkü pis bir spot yani. Kötü bir spot gerçekten. Elimizde queen queen var. Oynanabilecek. Yani relatively deep stack göreceli olarak. Bu arkadaş early position nedir? Yani lag olması demek çok wide açık olması demek. Lag arkadaşa da asking gelebilir yani. O arkadaş onun raise'ini bile tribet diyor. Şimdi zor bir spot oynaması. Siz ne yapardınız? Durdurun videoyu bence düşünün şu anda. Ama ben bunu ne yaparım? Ya bunu şu şartta foldarım. World Series of Poker'da oynuyorsam yani hayatımda bir kere böyle bir fırsat geldiyse abi matematiği falan bir kenara bırakır. Foldlarım o zaman işte. Yani yapmam. Bir şey yapmam. Tek amacım turnuvada kalmak olur. Beklerim. Gereksiz riskler almam. Yani ta ki payout olana kadar, ödeme alana kadar, para kazanıncaya kadar dururum. Çünkü o farklı bir şey. Ama gel gelelim standart oyunlara. Standart bir turnuvada ne yapılır? Cash game'de ne yapılır? Cash game'de de net zorlanır. All in zorlanır. 3-bet zorlanır. Çünkü yani bir tanesi foldlasa bunlardan yerde dead money olacak. Ve her türlü matematiksel olarak avantajlısınız. Gelelim şimdi turnuva dinamiklerine. Turnuvada ne yapılır arkadaşlar? Standart bir turnuvada. Abi şu çok net. Bunu dostça söyleyeyim size. Eğer bu eli foldluyorsanız arkadaşlar. Şu şartlar altında söylüyorum. Bazen king king bile foldlanır ama. Şu eli foldluyorsanız her şeyi foldluyorsunuz. Bir kere bunu da anlaşalım. Evet yani early position raiser'ı 3-bet etmiş bir arkadaş var ama elimiz gerçekten iyi. Ha, şunu da söyleyeyim. Jack Jack ve 10-10 hatta ve hatta asking off suit Jack Jack 10-10 net de asking off suit foldlanabilir. Ama Jack Jack 10-10 kesin foldlanır bu spotta. Daha fazla zorlamanın manası yok. Ha. Onun dışında Queen Queen burada all-in bence soru burada şu. All-in mi girmeliyiz? Yoksa forbetlemeli miyiz? Esas soru burada şu. Şimdi bu arkadaş yani early position raiser'lar biliyorsunuz son 3-4 senede artık early'den daha rahat ellerle açıyorlar. Yani 7-8 ile falan da açıyor UTG. Normalde açmaması lazım ama açıyorlar. O yüzden de bu arkadaşların biraz şey yapıyorlar. Tribetleyebiliyorlar yani. Yani bunun bir sebebi o da olabilir. Yani tamam early position raiser ama bunun range'i çok çok güçlü de olmayabilir açıkçası. Ya da bunun 3-bet'i de çok güçlü olmayabilir. Hafif böyle oyuncularken birbirlerini test ediyorlar wide oldukları için. Şimdi peki düşünelim. Forbetlemenin avantajı ne olur? Forbetlemenin avantajı ne olur biliyor musunuz? Bu ikisinin herhangi elinden ikisinden birinde as check, on on işte ne bileyim as queen iki blokerımız var ama o tarz eller varsa siz onlara all in yapmak için blöf şans vermiş olursunuz. Bu bir. All in girmenin dezavantajı ne peki? Sizi call eden eller sizden sadece daha iyi eller olur. Çünkü sizin range'iniz de çok güçlü şu anda. Yani early position raiser var. Early position raiser raiser'dan bir UTG 2 var. Siz small blind'den bunu forbetliyorsunuz. Müthiş güçlü. Çok belli. All in girerseniz sizi call edecek eller sadece sizden daha iyi eller olur. Ha, bu elle all in girip yerdeki potu kazanmak da bir marifet. Bu da güzel bir şey. Yani buna da hayır demiyoruz. İlla ki fold the cute'u vermemize gerek yok yani karşı tarafa. Ha, bakalım ne olacak? Ben de bu arada notlarımdan takip etmeye çalışıyorum. Sistematik şey bir sırayla. Biz ne yapıyoruz burada? Bence en mantıklı seçenek 3-bet. Adam da öyle yapıyor. 15.30K'ya. Çok da fazla 3-betlemiyor yani. 2x civarı 3-betliyor. Big blind fold ediyor arkadaş. Kaçıyor. Lag arkadaş all in giriyor. Bu arkadaş fold diyor. Bu arkadaşınki havacıvaymış yani bu tribeti. Bu arkadaş all in giriyor. Şimdi bu saatten sonra tehlikeli. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu el fold edilmemiz gereken bir el. Bu adam bunu asking ile de yapıyor olabilir. As queen ile de yapıyor olabilir yeri geliyor. Yeri geliyor. 10-10 ile de yapıyor olabilir.
Yani yemin saydığım ellerden bir sürüsüyle King Queen'le bile yapıyor olabilir King Queen'le. Onun başına da söyledim. Bu elif folluyorsanız abi zaten çoğu elif folluyorsunuz. Şu aşamada foldlanmaması gerekiyor. Abi bu all in call'dur. Yani bunu call etmek gerekiyor. Artık yapacaksınız yani o sonuçta pokerin içinde bu var. All in de pokerin bir parçası. Bazen her şeyi bir kenara bırakıp şansınıza güvenmeniz gerekiyor. Yani yapacak bir şey yok çünkü bu spotta. Abi bu call. Bu videoyu ben izlerken yorumları da okuyorum. Acaba hani böyle saatli yorum yapan bir arkadaş var mı? Ben hani bizim Türk arkadaşları anlatırken onu kullanabilir miyim falan diye. Video için farklı bir fikir olabilir mi diye. Bir arkadaş demiş ki niye call etmedin demiş. Şunu demiyorum, olayını demiyorum. Oyundan önce. Yani deminki senaryoda neden call etmedin? Abi call etmek bu pozisyonda hiç sağlıklı bir seçenek değil. Niye sağlıklı bir seçenek değil? Çünkü five bir kere forbet pot oynayacağız. Out of position'dan oynayacağız. İlk konuşan biz olacağız. Ve yani pot ratio, stack pot ratio oldukça büyük olacak. Yani biz de kollayacağız. 7K, 14, 15, 16, 17K yerde para olacak. 30K civarı bir parayla oynamaya çalışacağız. Ve düşünün yani yere king ya da as vurduğunu düşünün. Yani çok zor olur oynaması. O yüzden bence call etmek bir option değil. Fold etmek de bir option değil. 3-bet güzel bir hamleydi. Blöfleri induce etmek için. Ama direkt all in'de girilebilir. Tamam bizden daha iyi eller kollayabilir. Ama yani asking işte as check 10-10 9-9 da small stakes oyuncularında özellikle call edebilir. Bunları da söyleyeyim. Peki merak ediyor musunuz ne oluyor sonunda? Burada basitçe bir matematikle yapabilirsiniz ama yani yapmaya da gerek yok. Bu artık call yani bunun matematik yapmaya gerek yok. Hiç, gayet net ortaya koymuşlar da 15K. Gayet net bir call bu. Matematiksel olarak da call. 24K call ediyorum. Adamın elinden 6-6 açılıyor. Oldukça ilginç. Şaşırabilirsiniz. Dediğim gibi yani biz 3-bet'le buna bir şans verdik. Aslında 4-bet'le özür diliyorum. Bir şans verdik blöf yapmak için. O da o şansı kullanmış. 6-6. Komik yani. Ne diyeyim. Ama maalesef işte pokerin içinde bu da var. Yere bir tane 6 açılıyor ve bu arkadaş kötü de oynasa kazanıyor parayı. Abi şimdi size şey demeyeceğim. Yani bu videoyu anlatan arkadaş şey falan diyor. İşte kızmayın. Notlarımı kenara bırakıyorum bu arada. Kızmayın. Bu arkadaş kötü oynadı. Bu arkadaşın işte kötü oynadığı için yani kötü oynayarak para kazandı. Bu da onu ileride kötü oynamaya teşvik edecek diyor. Haklı. Doğru da söylüyor aslında ama insan da sadece rasyonel, mantıksal düşüncelerden oluşmuyor. Bir de ruh, duygu dünyası var yani insanın. Buna kızmamak, sinirlenmemek elde değil. İnsan kızar ama anlayabiliyorum ama kontrol etmek de gerekiyor. Yani rakibe hakaret etmek vesaire asla bunlar hoş şeyler değil. Yanlış oynamış olabilir. Uzun vadede siz kazanç çıkacaksınız. Sakinleşin arkadaşlar böyle olduğunda. Live oynuyorsanız ya da online oynuyorsanız fark etmez. Masadan ayrılın, gidin. Çay için, kahve için, ne bileyim işte su için, balkonda hava alın. Kafanızı dağıtın. Yani masada oturmayın. O devam edecekse. Çünkü ikinizin arasındaki iş kişiselleşirse biraz sıkıntı olur sonrasında. Sakinleşin. Ondan sonra gelin tekrardan oturun. Ama her şeyden önce profesyonel olan arkadaşlara bir şey demiyorum. Zaten benim videolarımdan çok alacakları bir şey olduğunu da düşünmüyorum profesyonel arkadaşlarım. Sadece fikir paylaşım yapabiliriz onlarla. Ama amatör arkadaşlar için söylüyorum. Abi masaya ne için oturduğunuzu asla unutmayın. Her şeye kızabilirsiniz, sinirlenebilirsiniz ama bu sinir 5 dakikadan 10 dakikadan uzun sürmesin. Çünkü siz orada eğlenmek için oturuyorsunuz her şeyden önce. Ve oynadığınız oyundan keyif alın abi. Yani kazanabilirsiniz, kaybedebilirsiniz. Bu var yani. Bu işin doğasında var. Her şeyin doğasında var. Futbol, basketbol, işte online oyunlar, tenis. Yani ne bilardo ne oynarsanız oynayın. İş yaşantısı da böyle. Hayat da böyle. Bazen kazanacaksınız, bazen kaybedeceksiniz. Önemli olan doğru işleri yapıp neticesinde uzun vadede doğru sonuçlara ulaşmak. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar sizlere tekrardan izlediğiniz için. Hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.